Merhaba arkadaşlar, şimdi arkadaşımız Miraç bize Total Station kurulumunu gösterecek ve anlatacak. Ben de anlayamadıklarımı sormaya çalışacağım. Hocam, bu taraflarında bacakların kilitleri var. Bunları açıyoruz. Güzel. Şuraları döndürüyoruz. Biraz yükselteceksin yani. Evet, kendi boyuma göre ayarlayacağım. Nereye kadar kaldırdın? Kendi boyuma göre. Buna zaten zamanla alışıyorsunuz. Tam boyun yani nereye kadar kaldırıyor? Hocam, ben şöyle genelde yarısına kadar kaldırdım. Bana çene hizana kadar mı? Gibi, evet. 1.70 olduğum için çene hizama kadar kaldırdım. Bana yetiyor. Evet. Böyle kaldır. Ondan sonra hocam tekrar sıkıyorum. İyice sıkmak gerekiyor. Yoksa kurduktan sonra totalde düşürebiliriz. Hocam, buraya bir tane poligon atmıştık. Evet. Tam ona doğru. Hazır atılmış poligonumuz var. Alet. Sen şu an noktanın üzerine kurulacaksın aleti galiba. Evet. Şöyle ortaya getirecek şekilde hizalıyoruz. Altında da kilidi var. Bacaklarla aleti birleştireceğiz. Bundan sonra aleti açıyoruz. Zaten hızlı böyle açıyorum. Kabaca bir koyduktan sonra aleti çalıştırdın. Evet. Ondan sonra hocam güzeç ekranına geldik. Buradan lazerimizi açacağız. Lazer aşağıda. Gözükür mü bilmiyorum. Bakalım lazer şöyle göstereyim, şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Şu an poligonda tam. Evet, şu an göremiyorum. Şu an gördüm. Kim gölge yaptı? Sen mi gölge yaptın? Ha, ayak gölge. Tamam. Ayaklarla oynadım. Ondan sonra hocam oynamasın diye bütün gücümüzle ayakları yükleniyoruz, sabitliyoruz. Lazeri poligonun üzerine getirdin. Evet. Ondan sonra hocam burada da su terazimiz var. Şuradan isterseniz çekin. Terazimiz var, evet, burada. Buradan hocam bacaklarla oynayarak onu da ortaya getireceğiz. Bu da bir top terazi, kabarcık, küresel düzeç. Bacağı yine gevşettin. Evet hocam. Bunu düzecini ayarlamaya çalışıyorsun. Evet. Tek bacakla mı? Tek olursa olur, olmazsa iki tane bacak. Bir oradan bir buradan öyle. Oradan düzeci nasıl görüyorsun? Hocam, buradan şöyle bakarak. He. Şu an düzeci aldık. Bakalım. Şimdi bir de ince ayarını yaptığımızda tam ortaya getireceğiz onu. Ha, bundan sonra bir de ince ayar mı var? Evet hocam. Tamam. Hocam, bu ikili sistemden Y'yi ayarlayacağız. Ha, burada arkada kalan tek tane X'i ayarlayacağız. Çalışır çalıştırmaz bu ekran mı geldi önüne? Evet. Hmm. Bütün aletlerde böyle oluyor mu? Çoğunlukla olur, evet. Düzeç ekranı. Evet. Bunlarda şey oluyordu. Silindirik düzeç oluyordu. O yok galiba bunda. Yok hocam. Benim diğer çalışanımda var. Dijital, evet. Şey var değil mi? Evet, güzel. Bu diğerlerinde de var ama. Yani bu alette yok. Evet, bir bunda yok. Hocam, tamam. Buralardan ince ayar yapacağız. Y ayarlarını bu ikili sistemden yapacağız. X'i de arkadaki tekliden halledeceğiz. Bu Sokya marka galiba değil mi? Evet, Sokya marka. Tamam. Total. Şuralardan hocam oynadığımızda bak, burada burası da değişik. Nerede oynuyorsun bir dakika? Buralar hocam X. Buralar Y düzeyi. İkili sistem. Arkada tek kalınca X oluyor. Şöyle hocam ayarlaya. Gördüğünüz gibi düşüyor da. Burada ince ayar yapıyorsun tam. Evet. Üzeri gelmesi açısından. Biraz olsan değil. 10 da olsan. Evet hocam, öyle şeyler konuştum. Değerlerimiz tabi ince ayar olduğuna göre çok ufak. Normalde küresel düzeç sadece yetmiyor muhtemelen. Daha ince bir ayar. Şuradaki sayılara da bakıyorsun galiba. Evet hocam, dediğim gibi onun altına düşürürsek tabi bizim için daha iyi. Ne kadar yani az olursa hata payımız 0, o kadar 0, azalacak. 0.01'in altına düşmeye çalışıyoruz. Evet. Tabi rüzgar da olduğu için kendi kendine de oynuyor aynı zamanda. Çok hassas bir. Milimetrenin yanı altına düşürmeye çalışıyorsun hata payını. Evet hocam. Milimetrenin altına. Burası halloldu. Kuruduktan sonra bir daha aşağı bakıyoruz. Tam lazerimiz, düzecimiz onun poligonun içinde mi diye, üstünde mi? İçinde mi şu an? Aynen öyle. Evet, lazerimiz düzüyor herhalde. Kurulum da tamamlandı. Bu kadar hocam. Sokya GPS 45 bin lira gibi bir ücret ile geçen yıl alınmış. Videoda emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz.